Evet, hepinize merhabalar. Bu videoda sizlere eski ekran kartım Ati, tabi o zamanlar Ati liste ismi, AMD değildi. Ati 4850 aslında şu anda hala güçlü bir kart, GTA 5 açabilen bir kart. Fiyatı da oldukça uygun bir kart. Ben bunu aldığım senede bile 230 lira gibi fiyata almıştım. Şu anda ise çok daha ucuz ikinci elleri bulunuyor. Yani ucuza ekran kartı arayanlar için RAID 7240 yerine alınabilecek kartlardan biridir. RAID 240 gibi çöp alacağınıza böyle bir eski zamanın devini alın. Bana RAID 240'ı savunacaklar, lütfen savunmasınlar. Önce açıp bir ikisinin değerlerine baksınlar. FPS testlerinden bahsetmiyorum, direkt değerlerinden bahsediyorum. Gigaflop çıkışları, çok sevdiğiniz RAM türleri, bunda mesela GDDR5, onda DDR3, ROP çıkışları, TMO çıkışları vesaire, onların sayılarına bir baksınlar. Ondan sonra zaten bir daha RAID 240'ı savunmazlar. Şimdi bu kartın şöyle arkada 4 adet vidası var, onu çıkaracağız. Şu içeride gözüken 3 adet fanın vidası. Onları ellemeyi pek düşünmüyorum. Zaten çok fazla tozlanmış bir fan da değil. Şimdi diş fırçalarını yine getirdim. Fan temizliği için kullandığımı da getirdim. Önce bir açalım. Sonra kolonya ile eski macunu temizleyeceğiz. Sonra da yeni macunu sıkacağız. Yeni macun da AliExpress'te 10 tanesini birkaç dolara alabiliyorsunuz. İsterseniz de kalitelisini alın. Bu vidaları her videoda söylüyorum. Çapraz açarsanız daha iyidir. Ağırlık merkezi hep ortada kalmış olur. Şimdi bunu açtığımda fan aşağı düşecek. Son vidadayız. Ve düştü fan. Bunun üzerinde fazla bir toz görmüyorum ama eğer varsa da şöyle şunu azıcık alırsınız. Ben şu anda bir toz, bir şeyi fazla görmüyorum. O yüzden önemli değil. Sadece fanın çıkışını engelleyecek tozlar önemli. Geri kalanı önemli değil. Evet. Tabii şu kabloyu tersten çıkarmak birazcık zor ama. Evet. Şöyle 4000'li PWM. Fanın elektrik girişi şurada 4000'li, bazısında 2000'li oluyor. Şimdi bunda bayağı birikmiş, kenarlarından da birikmiş. Onları bir fırçayla çöpe doğru şöyle hafif atacağım. Sonra ortasını kolonyalı mendille temizleyeceğim. Şimdi burada şuraları bir temizledim. Şuradaki tozları temizledim. Burası güzel oldu zaten, renk değişiminde yaşandı. Şurada birazcık daha kalmış. Burada örümcek ağı gibi bir şey olmuş resmen. Neyse çok önemli değil. Orası zaten fana değen bir kısım değil de. Aslında göstermek istediğim yer. Fan gayet temiz. Bakın arka tarafı gözüküyor. Şöyle ışığı birazcık daha yukarıdan. Evet, Xiaomi'nin USB LED ışığını kullanıyorum. İşe yarıyor çünkü. Hayat temiz kalmış bu. Şaşırttı. Kendi fanına da bakacak olursak. Gördüğünüz üzere şu fanın alt taraflarında birazcık var. Onları da fanı çıkartıp da ellemek gerekiyor. Hiç istemiyorum fanı çıkartıp ellemek. Gerek yok. Yani şu kadarcık azıcık tozdan bir şey olmaz. Yani daha birikmeye bile başlamamış desem yeridir ki bu ekran kartı 5-6 yıllık ekran kartı. Çıkış tarihinde almadım ben. Çıktıktan da bayağı sonra aldım. Ben bunu aldığımda 6000 veya 7000 serisi vardı. Yani 2-3 sene sonra aldım çıktıktan. Şimdi evde şaşırtıcı bir şekilde peçete kalmadı. Pamuk kalmadığı için tuvalet kağıdı veya peçeteyle bu işlemi yapmanız gerekiyor. Birkaç kat katlayın. Tuvalet kağıdın daha az bölüneceğini düşünüyorum iplik iplik. Peçete biraz daha fazla iplik bırakıyor. Sonra iplikleri toplamak birazcık sıkıntı oluyor. Şöyle kolonyayı ne kadar döktüğünüz önemi yok. Fazla dökün, az dökün. Gerçi az dökmeyin daha doğrusu. Fazla dökmeniz de önemi yok. Az dökmeyin. Temizliyorsunuz. Kaymak gibi de temizlendi. Bu kadar uzun yıl sonra bu kadar rahat temizlenmesi beni çok şaşırttı. Bu kartı hep sevmiştim. Şimdi daha da çok sevmeye başladım. Ama macun gerçekten kurumuştu. Videoyu geri sarıp bakabilirsiniz. Çatlak çatlak olmuştu hep bu artık sistemde. Hep aynı peçeteyle veya pamukla devam etmeyin. Pislenince atın. Bunu da şöyle top haline getirelim. Yani şu kenarındaki komponentlere değdikçe peçete bölünüyor. Hatta bayağı bölünüyor ıslak olduğu için. Sanırsam peçete daha da az bölünüyordu. Evinizde pamuk varsa onunla yap. Hatta kulak pamuğu varsa geçen videoda da söylemiştim. Kulak pamuğuyla en güzel onunla oluyor. Şimdi kalanını diş fırçasıyla temizleyeceğim. Pek pisletmediğim bir diş fırçasıyla diğerini fanlar için kullanıyorum. Bunu daha çok macun temizlemek için. Bundan temizleyelim burayı. Daha önceki videolarda tiner demiştim. Fakat tinerin de çeşidi önemli. Normal boyalarda kullanılan sentetik tiner olmaz. İlla ki sellozik tiner kullanmanız gerekiyor. Sentetik tiner kullanırsanız büyük ihtimalle malzemeyi eritirsiniz. Emin değilim. Daha önce kullanmadım. Fakat bütün telefoncular ve bilgisayarcılar hepsi oksitlenmeyi temizlemek için sellozik tiner kullanırlar. Sentetik tiner kullanmazlar. Tamam, bu gayet temizlendi. Daha fazla zorlamanın alemi yok.
Şöyle üzerinden son kez bir geçesim var ama sanırsam daha kötü yapacağım. Yapmama gerek yok. Zaten kolonya direkt uçuyor. Kolonya komponentleri zarar vermez. Selezikliler de keza aile. O yüzden istediğiniz üzerinden bir daha bir temizlemek için geçebilirsiniz. Hatta şu istiyorsanız bağlantı noktasını yıllardır acaba oksitlenmeye başlamış mıdır gibi sorular kafanızdan kalkması için daha şöyle temizleyebilirsiniz. Crossfire köprüsü. Alırken de Crossfire hayalleriyle almıştım. Sonra kart iyice eskidi. Gittim 980 aldım. 980'i de alırken ileride Crossfire diyorum. Mesela yaparım diye aldım. Fakat onu da yapmayacağım biliyorum. Evet, tertemiz bir kart. Şu DVI çıkışının paslanmadığı 7 senelik bir kart görmek tabii insanı duygulandırıyor. Genelde şuralar hep paslanır. Fakat bu kart gerçekten de kendi kartıma nazar değdireceğim. Bayağı iyi durumdaymış. Şimdi sırada fanının arkasındaki macunu temizlemek kaldı. Onunki de burada. Onu da yine temizleyelim. Tek seferde temizlendi. Bu kadar senenin ardından resmen temizlemeseymişiz de olurmuş. Arkadaşlar 980 diyorum. 4850 adamdır. Yani gerçekten ucuza kart arıyorsanız 4850, 5850 hatta en iyisi 6850 gibi kartları 400 liradan ucuza alıyorsunuz. 6850'yi işe kattığım için 400 lira dedim. Ve aldığınız performans yaklaşık 700-800 liralık şu an kartların performansına eşdeğer. Gerçekten de bu böyle. O yüzden kart alırken, ucuza kart alırken, yeni kart alırken tabii ki de yeni yok DirectX 12'ymiş, yok bilmem neymiş. 15 GB VRAM'i varmış falanmış falanmış. Onlara dikkat ediyorsunuz. Fakat ucuza kart alırken böyle eski modellerin ikinci ellerini hep düşünün. Yani ikinci el temiz midir? Tabii güvenilmez. Fakat denemekte de fayda var. Kartı elinize alıp da bakarsınız. En kötü kişinin, satın aldığınız kişinin bir sisteminde bir test yaparsınız. Yani bir şekilde güven sorununu halledersiniz. Bu son da değdirmeyi de niye yaptıysam konuşurken resmen sırf boş durmamak olsun. Şimdi bunun üzerine kolonya artık zaten buna hiç sürmedik. Buna da sürdüğümüz çoktan uçmuş gitmiştir. Termal macunumuzu şöyle sıkalım. Evet, artık dibi geldiğinden bir su aktı şuradan. Tabii kalitesiz termal macun kullanınca böyle saçma sapan şeyler olabiliyor. Evet, kameradan çok gözüktüğüne bakmayın. Yansıma yapıyor açıkçası. Yoksa bakın yaklaştırınca biraz daha az gözükecek mi? Ve sanırsam yaklaştırınca biraz daha iyi oldu. Telefon fokustasın bir. Evet, bu telefonla çıkıyorum. Evet, gayet aslında normal sürdüm. Şimdi bir daha fokuslamak gerekiyor bunu. Tamamdır. Bunun üzerine ne şekilde oturacağız? Bu şekilde oturacağız. Çünkü şuradaki pini görüyorsunuz. Hatta önce onu oturtalım. Çentiğine dikkat edin. Çentiğine dikkat ederseniz tek seferde böyle oturtursunuz. Sonra dört vidayı dört yere denk gelecek şekilde oturtacağız. Fakat bu işlem sırasında illaki sağ sola oynatacaksınız. Yani ondan da pek kaçış yok. Evet. Oturttuk fakat şu anda en sıkıntılı yer hem kamerayı sabit tutup hem de bunu oturtmak. Evet, çoktan kaydırmışım bile. Acaba ne tarafa doğru kaydırdım? Oo, bayağı yukarı kaydırdım. Şimdi bu kısmı kamera karşısı heyecana verin. Her seferinde kamera karşısında ekran kartı açarken böyle saçmalıklar yapıyorum. Denk getiremiyorum. Bayağı bir oraya buraya sürüyorum. Fakat ekran kartına da zarar vermiyoruz sonuçta. Sadece macun biraz fazla dağıtmış oluyoruz sağa sola. Evet, sizin bütün şu anda görüntünüz de benim elimden ibaret oldu. Bu videoyu hem fan temizliği gösteririm hem macun temizliği gösteririm. Hatta şu tam şuraya denk gelen o metal külçeyi de belki çıkarırım diye çektim ama kart bayağı iyi durumdaymış. Macunu ilk başta gördüğünüz üzere bayağı çatlamıştı. Macunu değiştirmek gerçekten gerekiyordu. Değiştirmiş olduk. Şimdi bu kart GTA 5 açar dedim fakat tabii ki de böyle yüksek beklenti olmasın. Yani sadece açar. Ne kadar FPS alırsınız onu da internetten şu anda YouTube'u açıp direkt Ati 4850
GTA 5 FPS test falan yazarak olabilirsiniz. Fakat dikkat etmeniz gereken nokta, ben bunu Core 2 Duo sistemde çalıştırıyorum. Deli gibi darboğaz oluyor. O yüzden darboğaz olmayan bir sistemdeki testini izlemeniz gerekiyor. Ben bunu Core 2 Duo bir sistemde çalıştırdığım için Skyrim bile bunda doğru düzgün oynanmıyor. 30 FPS'i bırak 18 FPS falan da herhalde. Böyle bu kartı yapacağımız pek bir şey kalmadı. Zaten yoktu da. Maşallahlar olsun kartıma. Böyle bunu yine eski sisteme takacağım. Bu videonun da böyle sonuna gelin. Bundan önceki videolara ulaşmak için şu anda ekranın tam şurasında ve şurasında çıkan videoları tıklayabilirsiniz. Beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın. Abone olmak için de hemen şu altta çıkan abone ol butonuna tıklayabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.